küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? Aa, korkunç! Görünüşe göre Vita çok şanssız. Gülmeyi bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. Isırmaya çalışacağım. İşe yaramıyor. Okay. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala hadi bakalım. Oh hayır, hayır. No, please. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarası. Şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? What? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. İçeride ne var? Tamam, burada ciddi önlemlere ihtiyacımız var. Ay, ay! Vay canına! Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapmaya planlıyor? Korun! Ay! Bakın, içeride ne var? Dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala alın. Öyle olsun. Harika. Çok tatlı. Çok tatlı. Vay canına. Ne kadar güzel mısır gevreğim var. Vay canına. Bu çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey, gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam, hala sütüm var. Bir damla mı? Of. Ne talihsizlik. Zavallı Vita. Hadi mısır gevreğini ye Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Çok artık iştahsızı yemiyor. Bilmiyorum. Harikaydı. Casey şimdi senin sıran. Nasıl bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Casey'nin ne kadar çok yemeği var. Vade mısır gevreği yağmuru. Yakala yakala mısır gevreğini yakala. Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam yemek zamanı. Nom 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 nom. Bu inanılmaz derecede iştah açıcı. Aynen. Bunların hepsini ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. Bak ne kadar komik saçlarım var.
Of, sonunda her şeyi yedim. Aa, ne oldu, ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Aa, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne tatlı bir pasta. Vay canına, ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. Evet, de bak ya, isminin elinde ne var? Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. Aa, Alex, ne kadar küçük bir kekin var. Gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet, çok gerekiyor. Evet, deneyelim. Evet, ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita, sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay, ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, neden gülüyorsunuz? Pastanı ye Casey. Ya seve seve. Buna bakın bab. Özensiz. Nefis. Yüzlerinize ne oldu? Ne oluyor? Hayır. Kendi pastası onu ezdi. Yok ya, kurtuldum. Ay. Bunu da yiyebilirim. Of, küçük bir pizzam var. Benimse orta boy, normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar, kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. Hoş sırıklık pizza. Devam et anne. Tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Küçük pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağım ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. Kızlar, bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Cıl bir fikrim var. Nancy, hadi yapabilirsin. Hadi Nancy, sen bir savaşçısın. Pes etme, hadi hadi. Aa, evet, ben savaşçıyım, yapabilirim. Yedim, yaptım. Evet, Jill ona yardım etti. Nancy, sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill, elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Nancy, baksana. Çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy, senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım, açalım. Çok kolay yaptık. Aa, en özür dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli.
Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Ve işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Lollipop sıvı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. Nancy, dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum, endişeleniyorum. Ay, tamam, az kelime en. Çabuk lollipopunu ye. Aynen, denemek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum, yardım edin. Çek. Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya... Harika bir fikrim var. Kızlar, dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Lezzetli. Bir tane daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Burada çok az şey kaldı ama bunu da bitireceğiz. Aa, hayır, dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve bende normal bir şişe var. Çok iyi. Buraya bakın, bu dev bir kola şişesi. Vay canına, Nancy, bu şişe mi? O kadar küçük ki. Gülme, onu dinleme, onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes! Evet, nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne, bitti mi? Okay. Endişelenmenizse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız, kola. Çok tatlısın. İyi ya, cins. Bunları nasıl yiyeceğim? Bunları çıkaramıyorum. Hayır, buraya gelin. Evet. Hey, hormon. Sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım, Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Evet, devam et. Kolayca aşıyoruz. Ay, çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar, kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet, çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar, kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Bir fikrim var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. O kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay, bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır, işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Buldum. Kızlar, yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar iştah açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse, sen resmen Hulk'sun. Evet, sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim.
Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Ve tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Vay canına, gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçücük bir kurabiye aldım. Ama neyse, üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh, yeah. Aa, leziz. Bu arada sütüm var, içebilirim. Kızlar, hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. Tamam. Sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Hmm, tadı güzel galiba. Evet, bayıldım. Hadi Oreo, dal sütün içine. Of ya, hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse, sizi bulacağım. Tamam. Oreo, ne yapıyorsun orada? Aa, işte Kaptan Oreo geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi, koşamazsın benden, kaçamazsın. Ben bitirdim. Jill, sen kaldın. Evet, kesinlikle öyle. Bir bardak süt çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of, hayır, olmuyor. Jill, çok komiksin. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü Oreo'nun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuruna bakabiliriz. Kızlar, bu çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana, tut şunu. Ah, ne kadar çok. Ha, teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Ama korkuttun beni. Ne pişireyim bebeğim? Waffle. Harika bir seçim. Şef onaylıyor. Bu kolay. Süper. Yumurtalarla başlayacağım. Bakın nasıl yapabilirim. Ay, dikkatli ol, yoksa kıracaksın. Ben de bunu istiyorum. Zaten büyük anne. Şimdi şeker. Ama birazcık. Anladım. Bir tutam. Aferin sana. İnandın mı? Daha fazla şeker, daha lezzetli. İşte un. Olsun durum, şimdi hapşıracağım. Of ya, geçti. Tanrı'ya şükür. Hapçı. Ups. Hadi ama torun, tüm masayı kirlettin. Bu bir kuzuydu. Hadi ama. Harika. Un hazır, şimdi süt. Bu zor olmayacak. İşte. Süper, hızı etkinleştiriyorum. Ben herhangi bir karıştırıcıdan daha hızlıyım. Sürpriz. Sekiz doz kesinlikle bebeğin neşelendirecek. 150. Kaseler hazır. Tıpkı hamur gibi. Tek yapmamız gereken onları karıştırmak. Biraz daha sabret bebeğim. Bu fullar harika olacak. Harika. Kalp şeklinde bir waffle makinem olması ne güzel. O renkli hamuru dökebilir ve gökkuşağı waffle'lar elde edebilirsiniz. Bir dakika. Tadam. Bomba gibi. Yummy. Bebeği şaşırtmak için onları çikolata ve pasta süsüyle süsleyeceğim. Vay be. Challenge olmasaydı onları kendim yerdim. Ah, ne kadar güzel. Sonra tüm dişlerin yeşil olacak. Gıda boyaları insanın midesini ve yemeği tadını bozar. Bu yüzden onları eklemeyeceğim. Torunum benimkini deneyecek ve duramayacak. Büyük annenin sırrı akçağı çırıbı ve tabii ki tereyağı değil. Bu waffle'lar mükemmel. Peki ya doğal boyalar? Kabak gofretlerimi hemen lezzetli ve güzel hale getirecek. Bir anda hepsi ve Zafer Şef'in cebinde olacak. Sadece birkaç vazgeçilmez malzemeyi eklemek kaldı ve hamuru bir waffle makinesine dökebiliriz. Hadi bakalım. İşte bu. Şef dikkatinize muhteşem waffle'lar sunuyor.
Şimdi süslerle uğraşmanın ve etki için birkaç yaprak eklemenin zamanı geldi. Oh, bu ne böyle? Yapraklar iğrençtir. İlginç. Vay be. Çok uğraşmışsınız. Hayret verici. Büyük annemin yaptığı waffle'larla başlayacağım. Ah, leziz. Ama çok basit. Vay be, ne sarı dişi süsler. Yapraklar burada ne yapıyor? Kesinlikle hayır. Waffle'ın kendisi iyi görünüyor aslında. Tadına bakalım. İğrenç bir şey. Tadı sünger gibi. Ben böyle bir şey istemiyorum. İşte bu. Ne kadar eğlenceli waffle'lar. Hem de kalp şeklinde, ne kadar tatlı. Teşekkürler abicim. Bu çok lezzetli ve nefis bir şey. Doydum. Sen kazandın. Teşekkürler. Yaşasın. Orada ne çizdin? Şimdi göreceksin. Bana patates kızartması hazırlayın. Olay. Okay. Yaparız. Yeter anne. Başladık ama. Ah, uyum adamı yok. Ben anladım. Yok mu? Süper. Onu her zaman nereye döküyorlardı? Oh, neden bu kadar kötü akıyor? Görünüşe göre kabak kırılmış. Onsuz daha hızlı olacak. Artık her şey yolunda. Ne kadar da iyiyim ben. Bu donmuş patates paketini kendime saklamıştım. Ama bebek için her şey feda. Oh, hayır. Dur, orada çok fazla yağ var. Sıçramalar nereden geliyor? Hayır, çok acı verici. Sıçramayı kes. Bu dayanılmaz. Kim böyle yemek yapar ya? Üzgünüm büyük anne. Daha az yağ eklenmeli. Bak ve öğren. Bu kadar yeterli. Şimdi sobayı açıyoruz. Ve patatesleri küçük porsiyonlarla koyuyoruz. Sadece haklısın sanki, bu kadar daha hızlı olacak. Asıl önemli olan yağ sıçramamasıdır. İşte açıcı ve çıtır çıtır patates hazır. Onu bir kaseye koyabiliriz ve ketçap ekliyoruz. Ne dersin şef? Bravo büyük anne. Aslında süslemesi biraz zayıf. Challenge'de hayal gücünü kullanmalısın. Patatesleri parçalayacağım ve ince dilim masastırmaya alacağım. Biraz kızartacağım ve patatesler hazır olacak. İşte böylesi çok daha iyi. Ama sos konusunda haklısınız. Yemeği çok daha lezzetli hale getirecek. Harika. Ben patates pişirmeyi bilmiyorum. Ne yapacağım? Ah, biliyorum. Şimdi bebek şokta olacak. Sonuçta ona en sevdiğim jelibonlar vereceğim. Onlar patatese çok benziyor. Afiyet olsun kardeşim. Herkes daha fazla sos eklediğine göre ben de öyle yapacağım. Ama çilek şurubu kullanacağım. Tadına bak. Yaşasın. Patates kızartması muhteşem görünüyor. Aa, çok lezzetli kokuyor. Bakalım büyük anne ne pişirmiş. Ne kadar eğlenceli. Parmaklarını yersin resmen. Şey mi yapmış böyle? Maydanoz yemiyorum ama sos oldukça lezzetli görünüyor. Yummy. Vay be, denemeye değer. Ben bastırma sevmiyorum. Abicim ne yapmış acaba? Vay canına bu jelibon. Vay be. Daha fazlasını istiyorum. Harika bir şey. Yine abim kazanıyor. Awesome. Yeah. Teşekkürler bebeğim. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler büyük anne. Şimdi ben sushi istiyorum. Anlaşıldı. Doğru yere geldiniz. Anneciğim, bu ne böyle? Nori ve balık tamamen berbat bir şeydir. Eğer bebek jelibonu çok seviyorsa yine onları kullanacağım. Bu çok lezzetli. Önce kremayı döküyoruz ve sonra jelibonun gözleri koyuyoruz. Ve tabii ki ayıları da ekliyoruz. Harika bir sushi oldu. Havalı bir şey. Günlük olan tek şey onları şurupla kaplamak. Ha, baksanıza usta nasıl yemek yapıyor. Vay be. Ah, bir jelibonla açlığı tatmin edemezsiniz. Dahası bebek onları zaten yemişti. Eğer sushi istiyorsa demek sushi yapmak gerekiyor. Önce pirinci açacağım. Ah, ne pirinç mi? Yani bunları kullanmalıyız. Bunu büyük anne yapabiliyor. Baksanıza buraya. İkinci madde avokadodur. Maksimum faydalı yağ, minimum zararlı karbonhidrat. Büyük anne de böyle yapabilir.
Ah bu büyük anne, kesinlikle bir profesyonel kadar ince somon kesemez. Pirinç çoktan pişmiş. Ah evet, Nori'yi tamamen unutmuşum. Peynir ve avokado dolguya dönüşecek ve işte bu paspasla sushi'yi yapacağım. Harika olmuş. Artık üstüne balığı koyacağım ve şefin yemeği hazır. Vay canına. Ay şeften çok uzaktayım. Ne yapacağım? Ah, bir fikrim var. Yuvarlak bir şekilde ihtiyacımız varsa salatalık alabiliriz. Doldurma için yeri keseceğiz ve peyniri içine koyabiliriz. Bunlar büyük anne tarzı sushi olacak. Hazırız bebeğim. Tamam bakalım. Bu sushi gibi görünmüyor. Ama yine de tadına bakacağım. Hoşuma gitmedi. Üzgünüm büyük anne, ben böyle bir şey yemiyorum. Garip görünüyor ve hiç leziz değil. Aa, şefin sushi'si tam olarak çizdiği gibi görünüyor. Vay canına, ne kadar lezzetli. Bu ne peki? Aa, bu acı wasabi. Kurtarın. Vay canına, nasıl güzel. Bu çok lezzetli. Harika bir şey abicim. Sen en iyisisin. Oley. Sonunda ben kahve istiyorum. Bir saniyede yapabilirim. Tamam tatlım. Anlaşıldı. Bu poşet çok uzun zamandır yanımda vardı. Sonunda onu kullanabilirim ve bir fincan mükemmel hazır kahve demleyeceğim. Sadece sıcacık suyla kaplıyoruz ve süt ekliyoruz. Bakalım mükemmel. Ne kadar acı ve ateşli. Bahse girerim ki bebek soğuk ve tatlı bir şey sever. Ben buz alacağım ve çikolatalı şurubu ekleyeceğim. Ve aynı zamanda onu fincanı süsleyeceğim. Harika bir şey. Şimdi ise hazır bir şey kullanacağım. Bunun kesinlikle lezzetli olacağını biliyorum. Ayrıca kremaya da bayılırım. Eğer ben seviyorsam demek kardeşin de seviyor. Tadam! Eğlenceli bir şey. Onu oraya kurabiyesiyle serpeceğim. Hopolu bir şey. Ne var büyük anne? Orada ne dinliyorsun torun? Şuna baksana büyük anne. Vay canına. Aslında challenge'deyiz. Ah ne güzel bir koku. Şef sadece en iyi kahve çekirdeklerini kullanıyor. Önce onları öğütmeniz gerekiyor ve sonra demleyebilirsiniz. Her şey kesin olmalı. Artık o zaman mükemmel bir tadı olacak. Bir şişenin yardımıyla süt hacmini kontrol edebiliriz ve aynı zamanda onu hemen burada çırpmalıyız. İşte bu teknolojiler. Her şey çok kolay büyük anne. Siz de böyle sonuca ulaşmak için gadgetleri kullanabilirsiniz. Ve pamuk şeker herhangi bir kahveye harika yapacaktır. Harika, tadına bak. Ama tanrım, bununla başlayacağım. Ne kadar iğrenç, içemiyorum. Nasıl ama ya? Vay canına, pamuk şeker. Bayılacağım. Bu mega havalı. Bayığımı nasıl buldunuz? Kahveyi çoktan unutmuşum. Onun tadına bakmalıyım. Ama pamuk şekersiz değil tabii. Aa, ben çok sevdim. Peki abim ne yapmış? Vay canına, bu Oreo. Ve kremalı. Ne kadar lezzetli. Yummy. Soğuk kahve harika bir şey. Biliyordum. Yaşasın. Peki zaferi kime vereceğim? Zor bir seçim. Ama şef kazandı. Bu içtiğim en lezzetli kahveydi.